Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Komisyonu tarafından kurum kültürü ve kurum içi iletişimle, stresle başa çıkma ve öfke yönetimi seminerleri düzenlendi. Seminerimize katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz. AFSÜ tarafından düzenlenen seminerde konuşmacı olan öğretim görevlisi Ömer Faruk Akbulut, öfke yönetimi hakkında önemli bilgiler verdi. Öfke de nasıl sevinç gibi, mutluluk gibi, olumlu duygu olarak ifade edebileceğimiz duygular gibi yaşamımızın bir parçası ve gayet olağan, normal bir duygu. Ancak bizim hep öfkeye karşı olumsuz bir duygu, sağlıksız bir duygu gibi bir izlenimimiz var. Bunun temel sebebi de şu aslında, öfkenin sağlıklı bir şekilde yürütülemeden bir saldırganlığa dönüşme durumu olduğu için hep bizim kafamızda olumsuz bir durum gibi algılanıyor. Ancak dediğim gibi nasıl mutluluk, sevinç bir yaşamımızda önemli bir duyguysa, öfkede, kaygıda, streste bizim yaşama uyum sağlamamız açısından önemli birer duygu. Aslında öfke kişinin engellenme ya da bir ihtiyacını karşılayamama sonucunda ortaya çıkan bir tepki olarak karşımıza çıkıyor. Akbulut konuşmasının devamında öfke yönetimine de değinerek şöyle konuştu. Öfkenin bir saldırganlığa dönüşmeden sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına öncelikle duygularımızın farkına varmamız gerekiyor. Duygularımızı ifade edebilmemiz gerekiyor. Çünkü bazen öfke birincil duygu olmayabiliyor. Kişinin ifade edemediği farklı durumların bir yansıması, yani ikincil bir duygu olabiliyor. Dolayısıyla duyguları fark etmek, duygularımızı ifade etmek, bunları paylaşmak çok önemli. Çünkü bunların birikmesi sonucunda bazen istenmeyen boyutta bir öfke duygusu ortaya çıkabiliyor. Öğretim görevlisi Kevser Pamuk ise stresle başa çıkma noktasında Kanal 3 mikrofonlarına konuştu. Stresi biz her zaman hep olumsuz gibi düşünüyoruz ama aslında bizim hayatımızda olumlu ve olumsuz stres vardır. Burada stresi iyi tanımak gerekiyor. Yani olumlu stres bizi aslında hayatta motive eder, harekete geçirir, güdüler ve bu bizim için bir şeyler kazanmayı sağlar aslında. Ama tabii olumsuz stres, hani hep bir stres dediğimizde insanoğlu hep aklına ne gelir? Hep olumsuz bir şey gelir. Tabii olumsuz açıdan da bakmak gerekiyor. Çünkü eğer beni harekete geçirmiyorsa hissettiğim şeyler, işte o zaman ben de demek ki bu artık olumsuz bir süreçtir. Ve işte kişinin özellikle iş yerindeki strese baktığımızda kişinin kendi potansiyelini, kaynaklarını aşan talepler olduğunu hissettiği anda yaşadığı durumdur, ortaya çıkan şeydir. Aslında kontrolü kaybettiğimiz durumlar, yani yapamayacağımızı düşündüğümüz durumlar stres olarak, yani olumsuz stres olarak daha çok değerlendirilir. Pamuk, açıklamasının devamında stresle başa çıkmanın yollarını da sıraladı. Stresi yönetme kavramı ve bunun için bizim bir takım beceriler kazanmamız gerekiyor. En basitinden aslında çok kolay yapabileceğimiz şeyler. Mesela beslenmeye dikkat etmek. Çünkü yüksek şekerli, karbonhidratlı gıdalar, bu besinler bizde stres düzeyini artırıyor. Bunların hepsi bilimsel çalışmalarca ispatlanmış. Çok kafeinli içecekler tüketmek, asitli içecekler tüketmek, bunlar yine artırıyor. Yine bunlardan uzak durarak aslında stresi yönetebilme becerilerini kazanmaya başlayabiliriz. Tabii önce kendimizi tanımakla başlamamız gerekiyor bu işe. Kendimizi tanırken beni neler strese sokuyor? Yani stres etkenlerine karşı ben nasıl tepkiler veriyorum? Vücudumun o anda stres altında olduğunun farkında mıyım? Bunları bilmek gerekiyor.